Çocukların hayatının tabii vazgeçilmez bir parçası, hatta ana parçası belli bir dönemde. Ve oyun terapisi de bizim tedavi yöntemlerimizin dolayısıyla ayrılmaz, vazgeçilmez parçalarından bir tanesidir. Belli yaş çocuklarda oyun terapisi olmadan ilerlemek çok zor. Çünkü çocuğun kendisini ifade edebildiği, en iyi ifade edebildiği ortam oyun oluyor. Şimdi oyun kendiliğinden gönüllü ve herhangi bir amaca yönelik olmayan bir aktivitedir. Oyun dışarıdan ödüllendirmeye veya pekiştirmeye ihtiyaç duymaz. Oyunun kendisi bir ödüldür ve çocuğun asli işidir. Dolayısıyla oyun çocuğun gelişimi için şart olan bir şeydir. Oyun oynamayan çocuk olmaz ve çocuklar hemen her şartta altında, yani travma sonrasında bile oyun oynamaya bir şekilde devam ederler. 10-11 yaşın altındaki birçok çocuk uzun sürelerle oturmakta zorlanır ve bu nedenle sadece konuşma üzerine olan terapileri almakta güçlük yaşıyorlar. Yani çünkü karşınızda hem o kadar oturamıyor hem dikkatini sürdüremiyor ve kendini iyi ifade edemeyebiliyorlar. Oyun terapisinde ise çocuklar enerjilerini ve hayal güçlerini daha serbest bir şekilde kullanabilirler. Küçük çocuklar kendi başlattıkları oyunları oynarken kendilerini daha rahat ifade ederler. Terapistin ise çocuğun gelişim düzenine uyum sağlaması ve buna göre çocukla ilişki kurması beklenir. Oyun sırasında yetişkin terapistle çocuğun bağ kurması daha kolay olur. Oyun çünkü ikisini bir araya getiren ve çocuğun doğal ortamı olduğu için yetişkinle, özellikle tanımadığı, ilk defa gördüğü bir insanla çok daha rahat ilişki kurar. Yoksa tabii ufak bir çocuk karşınıza olup da hadi anlat bakalım derseniz doğal olarak tabii ki size hiçbir şey anlatmayacaktır. Çocukların bilişsel gelişimleri yeterli olmadığı için sözel ifadelerini, duygularını özellikle sözel ifade etmekte zorlanabilirler ama oyun sırasında bu zorluğu yaşamazlar. Yani oyun sırasında çocuğun oyunu takip ederken ne duyduğunu, nasıl bir orada ne hissettiğini çok daha iyi size verebildiğini görürsünüz. Oyun terapisi, çocuk ve oyun terapisi eğitimi almış terapist arasında belli oyun materyalleri kullanarak gerçekleştirilen, çocuğa kendisini ifade etmesi ve tanıması için güvenli bir ortam sağlayan dinamik, kişiler arası bir ilişki olarak tanımlanmaktadır. Bir ilişkidir yani. Güvenli bir ortamdır. Çocuğun kendisini ifade etmesini sağlar. Oyun materyalleri kullanılır. Çocuğun kendisini tanımasına da hitap eder. Terapide oyun çocuğun yaşadıklarını, bunlara olan tepkilerini, duygularını, kendi isteklerini, ihtiyaçlarını, kendisiyle ilgili algısını, diğer insanlarla ilgili algısını, ilişkilerle ilgili düşündüklerini bir şekilde sembolik ifade etmesini sağlar. Bir dildir yani oyun aslında. Oyunda olaylar çocuğun kontrolündedir ve bu kontrol hissi çocukların duygusal gelişimleri için çok önemlidir. Çocuklar oyun terapisi sırasında sembolik oyun ile kendilerini ifade ettiklerini bilincinde olmadıkları için de daha rahat davranırlar. Dolayısıyla çocuk orada bir sürü şey gösteriyor size ama orada ben bunu anlatıyorum gibi bir o bilinç seviyesinde olmadığı için, bunun farkında olmadığı için de çok daha rahat. Oyun terapisi tıpkı diğer psikoterapiler gibi belli kurallar ve teknikler çerçevesinde yapılmalıdır. Yani her oyunu oynayan oyun terapisi yapıyor demek değildir tabii ki. Oyun terapisi bir yetişkinle bir çocuk arasında herhangi bir oyundan farklı kılan şey de bu kurallar ve tekniklerdir. Yoksa çok güzel oyun oynayan bir sürü insan vardır. Yani çok zevkli oyun oynayan insanlar vardır. Ama bunlar oyun terapisi yapıyor diyemeyiz tabii. Çocuğun zevkli oyun oynaması onu bir terapi yapmaz. Oyun terapisi dinamik, davranışsal destekleyici ve diğer teknikleri içerebilir. Dolayısıyla aslında daha büyük çocuklarda uygulanan tekniklerin bir kısmı oyuna uyarlanmış halleri gibi de düşünebiliriz. Tabii oyunun kendine has özellikleri de var oyun terapisinin. Bireysel de olabilir, grup formatında da, yani grup şeklinde yapılabilir. Genellikle bireysel oyun terapilerinde 12-20 seans arasında bir uygulama beklenmesi gerekiyor. Ama tanıya, belirtilere, diğer faktörlere göre ve tabii tekniğe göre bu sayı değişebilir. Şimdi küçük çocuklara her problemde oyun terapisi uygulanabilir. Ancak otizm spektrum bozukluğu olan, hiperaktivitesi olan, zihinsel gelişimi yeterli olmayan çocuklarda ana belirtilere etkili olmayacağını, eşlik eden sorunlara fayda sağlanabileceğini unutmamak gerekiyor. Dolayısıyla hiperaktivitesi olan bir çocuk sadece oyun terapisiyle genellikle düzelemez. Ama ona eşlik eden duygusal sorunları, davranışsal sorunları çok iyi düzelebilir. Mesela zihinsel gelişim sadece oyun ile sağlanamaz. Otizm oyun ile düzeltilemez sadece. Ama bu çocuğa tabii çok büyük fayda sağlayabileceği gibi ek alanlarda diğer sorunları çözme ve kendini ifade etme becerisi açısından büyük faydalar sağlar. Ama ana belirtileri bu bozukluklarda çözmez. Sembolik oyun gelişmemiş olan bireylerde çocuklar oyun terapisi ve bu becerinin geliştiği çocuklarla aynı işlevleri görmeyebilir. Dolayısıyla eğer bu çocuk yani sembolik oyun oynayamıyorsa, o zaman sadece çok basit oyunlar oynuyorsa tabi o zaman oyun terapisi yukarıda biraz önce söz ettiğimiz şeyleri sağlamayacak. Yani bir şekilde o sembolik ifade olmadığı için çocuğun duygularını göstermesinde, ilişkileri
orada bir şekilde ele almasını ve terapistle o şekilde ilişki kurmasını sağlamayacağı için tam olarak aynı sonucu vermeyebilir. Ama bu işe yaramayacağı anlamına da gelmez. Dolayısıyla küçük çocuklarda, 10 yaş altında diyebileceğimiz çocuklarda ki çocuğun bilişsel sözler gelişimine göre ve sorununa göre tabii bu değişebilir. Oyun terapisi çok etkili bir tedavi yöntemidir.